TRT ve Haber Merkezi'nce hazırlamış olduğumuz hafta sonu haber bülteninden mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Safranbolu Kültür Eğitim Merkezi SAKEM tarafından bugün Safranbolu Cincihan'da geleneksel yemek yarışması düzenlendi. Yarışmada birbirinden lezzetli yemekler jüri üyelerine sunuldu. Tarihi Çarşı Cincihan'da gerçekleşen yarışmaya Vali Kemal Çeber ve eşi, Kaymakam ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, dünyaca ünlü jüri üyeleriyle çok sayıda izleyici katıldı. Açılışın ardından 4 kategoride yapılacak olan yarışma içindeki yemekler, içerisinde Vali Çeber ve eşinin de bulunduğu jüriye sunuldu. Yarışma sonrasında birincilere tam, ikincilere yarım, üçüncülere ise çeyrek altın ödül verildi. İsmim Seren. Ben bugün tatlı kategorisinde yarışıyorum. Enginarlı tatlı yaptım. Enginarlı evet. Tatlı yaptınız. Evet, ilginç. Ben tatlıma güveniyorum. Yani eğlenceli bir tatlı oldu. İnşallah başarılı olur. İsmim Aynur. Öğrenci olarak tatlı yarışmasına katıldım. Sultan tatlısı yaptım. Öğrenci misin? Öğrenciyi. Evet. Tatlısı yaptınız. Sultan tatlısı yaptım. Önce kurabiye şeklinde yaptım. Sabah ısladım. Sonra çikolatayla şekil verdim. Bunu safranlı zerde yaptım. Zerde? Zerde. Zerde tatlısı. Evet. Harika gözüküyor. Rengi olsun. Görüntüsü olsun. Müthiş. Ben Şayeste Köroğlu. Safranbolluyum. Safranlı. Evet. İddialıyım. SAKEM tarafından Tarihi Çarşı Cincihan'da düzenlenen geleneksel yemek yarışmasına Vali Kemal Çeber ve Safranbolu Kaymakam ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer de katıldığı ikili açıklamalarda bulundu. Bugün Safranbolu'dayız. Aslında birkaç program için, böyle biraz da sivil programlar için geldim ama SAKEM'in yaptığı çok güzel faaliyetler dolayısıyla en azından bir bölümüne iştirak edelim diye buraya geldik. Yaklaşık bir 30-40 tane yemek, pasta, tatlı türü ürünü de biraz önce tattım. Şimdi Safranbolu tabii dünya kültür mirası bir kent. Burada çalışan ve buraya hizmet eden insanların şu anda olduğu gibi bastığı her bir taş da bir dünya mirasına bastığını, baktığı her bir duvarda bir dünya mirası gördüğünü, yürüdüğü her bir sokakta çok derin bir tarihin var olduğunu bilmesi lazım. Biz bu bilinçle hareket etmeye gayret edeceğiz. Karabük'e hizmet ederken işte Eflani'nin cemberini, Safranbolu'nun yemenisini, bunun gibi kültürel değerleri de hep böyle sahip çıkılması gereken, yaşatılması gereken, tanıtılması gereken ürünler olarak hafızamızın bir tarafında bulunduracağız. Özelinde SAKEM'e de ekstradan bir teşekkür etmek lazım. Burada el emeği sergileyen, burada bir şeyler yapmaya gayret eden tüm hanımefendilere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Onların yönlendirmeleri ve onların ortaya çıkardığı eserler, onların bize gösterdikleri yapacağımız her bir faaliyet için bize ışık tutacaktır. Bu anlamda siz onları böyle sunarak, basın olarak, biz de
gelip ziyaret edip desteklerimizi ve neler yapabildiğimizi paylaşarak el birliğiyle inşallah güzel şeyler yapmaya gayret edeceğiz. Bugün burada belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren SAKEM'in bir hafta boyunca devam eden sanat-ı âlâ etkinlikleri kapsamında yöremizdeki hanımefendinin katıldığı bir yemek yarışması münasebetiyle buradayız. Sayın Valim'in biraz önce bahsettiği gibi kendisi Safranbolu'nun özelliklerinden, dünya mirası olmasından biraz önce anlattığı gibi bizler hem kaymakamlık olarak hem belediye olarak Safranbolu'nun bu kendisine yakışan dünya mirası listesine kendisini sokan özelliklerin devamının için çalışacağız. Bugün burada yapılan yemek faaliyeti, yemek yarışması da aslında yarışmadan ziyade kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarılması ve tanıtılmasını amaçlıyor. Katılımcı size gördüğünüz bayağı var, misafirimiz var. Zaten şu anda çarşı bölgesinde, Cincan içerisinde tarihi bir mekanda yapılıyor bu yarışmada. Belediye olarak bu yarışmalara, bu faaliyetlere desteğimiz daha da artarak devam edecek. Ben hanımefendilere, yarışmaya katılan hanımefendilere ve değerli ziyaretçilerimize ve elbette ki değerli jüri üyelerimize çeşitli kentlerden gelerek burada jüri üyeliğini yapan jüri üyelerimizin hepsine teşekkür ediyorum. Bu faaliyetler devam edeceğini tekrardan vurgulamak istiyorum. Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördüğü sırada hayatını kaybeden hastanın yakınları hastaneye gelerek acilin camlarını kırdı. Alınan bilgiye göre dün gece evinde rahatsızlanan ve yakınlarının haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ali İhsan Şanlı tedavisinin ardından yeniden eve gönderildi. Bir daha rahatsızlanan Şanlı yeniden bu hastaneye getirilirken ambulansta kalbi durdu. Kalp masajıyla yeniden hayata döndürülen Şanlı hastanede tedavi altına alındı. Bir süre sonra hayatını kaybeden Şanlı'nın yakınları hastaneye gelerek ihmal olduğu iddiasıyla yetkililerle görüşmek istedi. Bunun engellenmesi üzerine yakınları hastanenin acil girişindeki kapı camlarını kırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Abi Ali Rıza Şanlı hastane önünde yaptığı açıklamada kardeşinin ihmal sonucu hayatını kaybettiğini iddia etti. Eve gönderdik, 3 saat veya 4 saat sonra da hasta tekrar ambulans dedik, ambulansla hastayı kaybettik. Burada Adem Bey sağ olsun, kalp mesajıyla hastayı çevirdi, acil ameliyat aldı, ameliyattan da çıkmadı. SAKEM'in sanat-ı âlâ sergisi kapsamında Profesör Doktor Sefa Saygılı ile Çocuk Gelişimde Babanın Rolü adı altında bir söyleşi programı gerçekleştirildi. Çocuk gelişiminde önemli ipuçları veren Saygılı babalara önemli tüyolar da verdi. Safranbolu Belediyesi'nin değerli mensupları ve kıymetli Safranbolular, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Normalde çocuk ilk yaşlarda anneye bağımlıdır. Evet, ilk 3-4 yaşta. Daha sonra okula gittiği zaman anne ile babanın rolleri birbirine dengeler. Ama çocuk ergenliğe vardığı zaman babanın rolü çocuk eğitiminde daha da artar, daha önem kazanır. Bu yüzden biz diyoruz ki anne ile babanın rolü birbirine eşittir çocuk eğitiminde. Yani %50-%50, öyle çocukları anne büyütür diye bir söz doğru değil. Çocuk doğduktan sonra babanın yine görevi var. Bebek sık sık uykudan uyandırabilir anneyi. Günün yoğunluğundan yorgunlaşan annenin yardımına yine bu dönemde babanın koşması lazım. Baba koştuğu zaman anne daha rahat olur ve çocuğun sakinleşmesine baba daha iyi yardım eder bu dönemde. Bu yüzden babanın yine çocuklarıyla ilgili olması, onlara kaliteli zaman ayırması çok önemli. Kentimizin siyaset ve iş hayatının tanınan isimlerinden Mehmet Çiftçi'nin oğlu Çağrı Çiftçi, dün gece Safranbolu'daki evinde ölü olarak bulundu. Alınan bilgiye göre Emek Mahallesi Yonca Sokak'ta tek başına yaşayan 33 yaşındaki Olcay Çağrı Çiftçi'den haber alamayan yakınları evine gitti.
Kapıyı çilingir yardımıyla açarak eve giren yakınları Çiçek'in cesediyle karşılaştı. Çiçek'in cesedi incelemelerin ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Arkadan da tutun ha. Düğün evinde ölü olarak bulunan kentimizin tanınan isimlerinden Mehmet Çiftçi'nin oğlu Çağrı Çiftçi bugün toprağa verildi. Çağrı Çiftçi için bugün Şirin Evler Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Çağatay Kılınç, Atakum İnci Plajı'nda düzenlenen Mavi Bayrak ödül töreninde yaptığı konuşmada, Samsun'a her gün yeni bir değer kazandırıldığını belirterek Mavi Bayrak'ın kente hayırlı olması temennisinde bulundu. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan da Mavi Bayrak'ın alınması zor bir değer olduğuna dikkati çekti. Plajların Mavi Bayrak alabilmesi için 40'ın üzerinde kriter bulunduğunun altını çizen Ceylan, Samsun gerçekten bu anlamda son derece başarılı. Karadenizimizin incisi. Ordu'da birkaç mavi bayrak var. Samsun'umuzda da bu yıl itibariyle 7 plajımız mavi bayrak ile ödüllendirilmiş bulunuyor. Bu noktaya kolay gelinmiyor. Alt ve üst yapısıyla, denizlerimizin kirliliğiyle 40'a yakın kriter neticesinde bu ödüle layık görülmekte diye konuştu. Sizin yapacağımız açılış ve törenlere bakın. Bu soruyu soranlara cevap oradır. Değerli kardeşlerim, Samsun çok farklı bir şehir. Samsun bir sevdanın şehri. Samsun'da milli mücadelenin başlangıcı olarak yürütülen, başlanan yoldan sonra ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ilerlemesi noktasında da en önemli motivasyonların olduğu şehirdir. Bakın sahillerimizin güzelliği tescilleniyor. Daha önce bahsettiğiniz gibi milli mücadele ruhunu taşıyan, milli mücadele meşalesini taşıyan Samsunlulara hizmet etmek benim için bir onur meselesi olacak. Ondan dolayı aranızda olmaktan ve Samsun valisi olarak görev başlamaktan büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Bugün çınar ağacının bizim medeniyetimizin o kadim kültürümüzde temsil ettiği anlamı hepimiz çok iyi biliyoruz. Bugün biz kuşlar için saraylar yapan bir medeniyetin torunları olarak gurur duyuyoruz. Bugün biz doğaya, çevreye, yaratılanın bütün yarattıklarına saygı duymayı birinci görevimiz olarak biliyoruz. Bayrağımız değerli alkışlarınızla gönlüne çekiliyor.
Düzce'de otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre Yasin Kantarcı idaresindeki otomobil D100 Karayolu'nun Gümüşhama mevkisi Düzce istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere ardından da yaklaşık 40 metrelik şarampole devrildi. Kazada sürücü Kantarcı ile otomobilde yolcu olarak bulunan Gözde Erman Kantarcı ve Özge Erman yaralandı. Otomobilde sıkışan Özge Erman, kaza kırım ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak vatandaşların yardımı ile ambulansa taşındı. Yaralılar Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Orada mı var lan? Bileceğiz, sıcaklık geldi, bilmiyorum. Evet, alabilir. Babaannem derdi ki şiirleriyle tanınan Karabüklü şair ve yazar Meral Demir'in Söğüt 4 adlı şiir kitabı baskı aşamasında. 18. kitaba yayınlanacak olan Demir bugün televizyonumuzu ziyaret etti. Merhabalar çok değerli BRTV izleyicilerimiz. Ben Cerçin Eroğlu. Bugün sizlerle ilk yayınımda, programımda çok değerli hemşerimiz, Karabüklü hemşerimiz Meral Demir'i ağırlayacağız. Kendisi yazar, şair, 17 kitabı var, şiir kitabı. Evet Meral Hanım, hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Yıllar sonra tekrar memleketimde olmak, memleketimde BRTV aracılığıyla sizlerle yüz yüze olmak beni tekrar onurlandırdı diyebilirim. Memleketimin havasını solumak benim için büyük bir heyecan. Hele Cihat Can gibi bir dehanın diyeceğim. Çünkü o bir mucit. Evet. Daha önce BRTV'de kendi icadıyla bir haberde sesini duyurmuştu sanıyorum. Onun ilk yayınında sizlerle beraber olmak benim için bir onur. Kitaplarımla geldim. Beni sosyal medyadan takip eden okurlarım bilirler. Babaannemle meşhur oldum diyebilirim. Evet, babaannemle tanıdılar. Evet, babaannemle tanıdılar. Söğüt 1, Söğüt 2, Söğüt 3 isimli basılmış 3 tane kitabı var. Söğüt 4 yayında, Söğüt 5 de düzenlemedi. Öğretmenlik yapıyorum. Yıllardır Bursa'dayım. Ne zaman Karabük'e gelsem Karabüklü hemşehrilerimdi. Karabük'ün yerel kanalları vasıtasıyla yüz yüze geliyoruz. BRTV de benim artık buradaki köklerimden birisi oldu diyebilirim. Mutluyum, huzurluyum. Kitaplarımı soracaksın sanıyorum. Tabii ki. Peki, ilk kitabım neresi güzel 15 yaşın idi. Ardından bir yasaklı sarmaşık geldi. Babaannem derdi ki serisi 2013 yılında çıktı. Gün yüzünü gördü diyebilirim. İlk şiiriyle patladı. Babaannem derdi ki, yareni, yarenini iyi seç kızım. İtle yatan bitle kalkar. Gerekirse yalnızlıktan korkma. Sadece kendine tıngırdat yaşamın telini. Dostun postu eskimez de ederinden fazla değer verdiğin yüzünün astarını çabuk yırtar. Bu kitaplar hemen şöyle gösterelim seyircilerimize de. Şunları da kaldırabiliriz istersen. Bu kitaplarda bir babaanne var. Bana hep soruyorlar gerçekten böyle bir babaanne var mıydı diye. Evet beni babaannem büyüttü. Annem ve babam çalıştığı için çocukluğum ve gençliğim babaannemle geçti. Bu sözleri babaannem söylememiş bile olsa, bu sözleri söyleten ruhun mayasında o vardır. Bir Anadolu etiği var, değerlerimiz var. Unutulmaya yüz tutmuş atasözlerinin ve deyimlerinin özellikle gençlere hedef alan, onları kazanmayı amaçlayan tatlı bir dille anlatımı var diyebilirim. Söğüt 1, 2, 3 kitaplarını bizlere hediye ediyor yönetim kurulumuza. Kendisine çok teşekkür ediyoruz ve tekrardan bizleri ziyaret ettiği için kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Bizim için şerefti.
Çok teşekkürler tekrardan. Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur derler. Bir başka zamanda ama yine bu adreste tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın Karabük. Kastamonu'da menfezde mahsur kalan bir köpek itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Salı Pazarı mahallesinde yaşayan vatandaşlar Kastamonu Belediyesi İtfaiye Müdürü ekiplerini arayarak bir köpeğin Karaçomak Deresi'ndeki menfeze düştüğünü ihbar etti. Yaklaşık 5 metre derinliğindeki menfezin önünde su birikintisi olması nedeniyle köpeğin mahsur kaldığı yere itfaiye ve AFAD ekipleri yaklaşamadı. Dereye kepçeyle inen ekipler köpeği mahsur kaldığı yerden çıkardılar. Köpek hayvan ambulansı ile Kastamonu Belediyesi hayvan barınağına götürüldü. Bunu bir şey yapamaz. Yüzerse açık ya. Suyun kenarında böyle durmuş. Canlı belediye derseyi kaldırma köpeği. Çok şey. Bak derinmiş. Ne oldu lan? Derin. Şu boyutlar derin. Köpek akıllı köpek tabii. Tarihçi, yazar ve Safranbolu'nun tanınan isimlerinden Mehmet Kütükçüoğlu dün bir otelde düzenlenen törenle Ferda Akıncı ile dünya evine girdi. Biz de BRTV ailesi olarak çifte mutluluklar diliyoruz. Bu güzel. Çok kuvvetli bir halk. Ferda Akıncı ve Mehmet Kütükçüoğlu çiftlerimiz Safranbolu Belediye Başkanlığımıza evlenmek istediklerini beyan ettiler. Beyan ve belgelerine göre herhangi bir engel olmadığı anlaşılmıştır. Bir kere daha siz değerli misafirler ve bizler huzurlarında söylemelerini istiyoruz. Sayın Ferda Akıncı, hiçbir baskı ve tesir altında kalmadan, öz iraden ve arzun ile Sayın Mehmet Kütükçüoğlu ile evlenmek istiyor musun? Evet. Teşekkür ederim. Sayın Mehmet Kütükçüoğlu, hiçbir baskı ve tesir altında kalmadan, öz iraden ve arzun ile Sayın Ferda Akıncı ile evlenmek istiyor musun? Evet. Karabük'te nikah tarihlerini daha anlamlı olması için 7-7-2017 tarihini alarak belirleyen 12 çift dünya evine girdi. Serkan Melekşehir'le evlenmek istiyor musunuz?
Kent meydanında bulunan belediye nikah salonunda nikahı kıyılan çiftlerden 26 yaşındaki Serkan Menekşe ve 25 yaşındaki Büşra Eşsiz ile hayatını birleştirdi. Büşra Eşsiz, özellikle bugünü istedik, bu tarihte evlenme teklifi benden geldi, eşim de uyguladı. Nasip oldu, mutluyuz, darısı bütün bekarların başına dedi. 27 yaşındaki Murat Kurt da 25 yaşındaki Hatice Aktaş ile evlendi. Hatice Aktaş, hatırlanması, akılda çok kalması için bu tarihte evlenmek benim tercihimdi diye konuştu. Tabii. Hanımefendi Hatice Aktaş, hiçbir baskı altında kalmadan kendi istek ve rızanızla beyefendi Murat Kurt ile evlenmeyi istiyor musunuz? Evet. Beyefendi Murat Kurt, hiçbir baskı altında kalmadan kendi istek ve rızanızla hanımefendi Hatice Aktaş ile evlenmeyi istiyor musunuz? Evet. Ben de Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergin'in bana vermiş olduğu yetki istatistiği size eş ilan müdürünü okutuyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Benim tercihim hatırlanması için, akılda çok kalması için. Bugün hiç unutmayacaksın sen. İnşallah unutmazsın. Evde sizin sözünüz geçecek. İkimizin de artık. Tek istiyoruz değil. Orta kararlar her zaman şeydi. Tebrikler. Artvin'de Hatile Vadisi Milli Parkı'nda bulunan 220 metre yükseklikteki cam seyir terasında nikah töreni yapıldı. Türkiye'nin en yüksek cam seyir terasında Gizem ve Hüseyin Şentürk çiftinin nikahını Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe kaydı. Yakınlarının tebriklerini kabul eden çift hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra bir süre horon oynadı. Damat Şentürk gazetecilere yaptığı açıklamada eşinin ailenin tek çocuğu olduğunu belirterek bu nedenle kayınvalidem nikahın farklı olmasını istediğini dile getirdi. Biz de ne yapabiliriz diye düşündük ve nikahı 220 metre yükseklikteki seyir terasında gerçekleştirmeye karar verdik dedi. Tarabilecek güzel anılarımızdır. Annemin istemesindeki sebep ilk çocuğuyum ve farklı bir şey olsun diye istedi. Hani eşim de Atilalı olduğu için hani burada öyle bir düşüncesi olmuş. Biz de kırmadık, uyguladık. Hani biraz daha cazip geldiği için öyle bir fikirdi ama biz bu aşamaya kadar gelebileceğimizi düşünmemiştim. Yaban hayvanları, bir o kadar flora faunasıyla. Bu bir Enler kentinin en güzel mekanı. Kardeşlerimiz de tabii damat bu köylü, bu seyir terasının olduğu yerden. Türkiye'de bir tane böyle yer varsa, adam ömründe bir defa evlenecekse tam da yerini buldu diyoruz. İşte doğal güzelliklerin ortasında, doğanın içerisinde dünya evine giriyorlar. Bundan daha güzel bir şey olmaz. Türkiye'nin en yüksek seyir terasında sizlerle birlikte olmaktan onur duyuyoruz. Hepiniz her iki aile adına, her iki gençler adına hepiniz hoş geldiniz diyorum. Evet, önce kızımızın şahidi. Hüseyin, bana bak. Bu iki kardeşimizi kanun önünde ve Allah nezdinde karı koca ilan ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi bakalım şöyle bir el sallayalım. Yukarı doğru. Açıyla. Boydi.
Hafta sonu ana haber bültenimiz spor haberleriyle devam edecek. Salim Özer, Özer mağazalarında fırsatlar bitmek bilmiyor. Özer mağazalarında yaz ferahlığını erken getiren şok KDV indirimi. Salim Özer mağazalarında en kaliteli mobilyaları en uygun fiyatlara bulabilirsiniz. Özer mağazaları 30 Eylül'e kadar tüm ürünlerde sürpriz KDV indirimiyle evinize yaz aylarının canlılığını getiriyor. En kaliteli mobilya ürünlerine yazı erken getiren KDV indirimiyle ulaşmak için sizleri Salim Özer, Özer mağazalarına bekliyoruz. Salim Özer, Özer mağazalarında her şeyin en iyisine layıksınız. Salim Özer mağazaları Ankara Caddesi numara 87. Telefon 0370 424 2736. Sporun ve sporcunun tek dostu Özer mağazaları spor haberlerini sunar. Bültenimiz spor haberleriyle devam ediyor sevgili izleyenler. Almanya'da FSM Gladbach Kulübü Başkanı Mehmet Gültekin bugün televizyonumuzu ziyaret etti. Gültekin, BRTV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya'ya takımlarına verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Bildiğiniz üzere kanalımız sadece Karabük olarak değil, bütün Batı Karadeniz etrafında yayın vermektedir. Ve özellikle uyduya çıktığımızdan beri Almanya'daki dostlarımıza bizi izleyerek onurlandırmaktadır. Şimdi yanımda Almanya'dan Mehmet Gültekin var. Kendisi FSM Gladbach kulübünün başkanı. Kendisinin başarıları, yani sadece kendisinin değil tabii ki, kulübünün başarıları oldukça yani bizi gururlandıracak şekilde. Sayın Mehmet Bey, bize biraz anlatır mısınız kulübünüzü? Bizim kulüp, önce ben BRT televizyonuna Mehmet Bey'e çok teşekkür ediyorum. Şu iki seneden beri bizi sonsuz destekliyor. Geçen sene şampiyonluk kutlamasında yarım saat program yaptığı televizyonda bu sene de aynen geldi bizim spor tesisine kadar geldi. Selim abiyle röportaj yaptı. Kendisi gördü. Kendisi de çok memnun oldu. Bu sene az önce de dediğim gibi şampiyonluk kutlaması oldu. Tabii ben acil olarak babamın rahatsızlığından Türkiye'ye geldim. Bu yönetim kurulu olarak komple başarılıyız. Bizim kulübümüzde şu an 160 tane lisanslı sporcumuz var. Birinci, ikinci takımımız var. B-Yuk takımımız var. İki tane yaşlılar takımı derler. Yani Altel Almanca yaşlılar takımı var. Geçen sene birinci takımımız hiç yenilmedi. 30 maç galibiyle kapattı. Güzel, çok güzel. Bir tek beraberlik vardı. 30 maç galibiyet yaptı. Biz 52 maça eriştik. 52 maç devamlı galibiyet aldık hiç yenilmeden. Tabii yenilmek de var. Biz bu sene de yenilmezlik unvanını korumak için de ama olmadı. İşte iki maç yenildik, bir maçta berabere kaldı. Komple 56 maç, 52 maç peş peşe galibiyetle geldik. Tabii bu gençlerimizin çalışması, hocalarımızın çalışması, yani bu çok önemli. Yönetim, hoca, futbolcular arası çalışma çok önemli. Tabii uyum var. Mesela bizim de takımda, birinci takımda oynayanlar hep üstlerden oynayan, çünkü üst takımlardan gelen. Biz de dediler, biz Türk takımımıza hizmet edelim, biz burada yetişelim, biz burada hizmet edelim. Hiç karşılık beklemeden kendileri kulübümüzde top koşturmaya devam ediyorlar. İnşallah geleceklerde yönetim kurulu biz genişlettik, 15 kişiyi çıkardık. Çalışmalarımız şu an devam ediyor. Ben kendi odama konuşuyorum. BRT televizyonu ilk önce ben birisi telefon etti, böyleken böyle diye. Ben o zaman hemen kanalıma şey yaptım, hemen birinci sıraya BRT'ye koydum. Çünkü bizim Batı Karadeniz'in yöresinin bir tek televizyonu. Tabii bunu sahip çıkmak, bunu seyretmek bizim görevimiz. İnşallah bundan sonra FSM, BRT olarak
ortak bir çalışmamız olacak. Semmelgladbach Almanca Freie Sportmannschaft diye geçer. Türkçesi yani Selbastspor Gladbach, yani Selbast hür olmuş oluyor. Serbest. Evet. Bu FSM, bir de Boğaz Köprüsü, logomuzda Boğaz Köprüsü var. Bunu tabi Almanlar başka isimler değerlendiriyorlar. Ama bizim kuruluşumuzda, tüzüğümüzde kanunla FSM diye geçiyor. Türkiye Deniz Kanosu Şampiyonası Bolu'daki Seben Göleti'nde gerçekleştirildi. Türkiye Kano Federasyonu 2017 yılı faaliyet programında yer alan ve Seben Derneği ile Seben Spor Kulübü'nün katkıları ile Seben Göleti'nde yapılan şampiyonaya K1 ve K2 kategorilerinde 11 ilden 16 kulüp ve 84 sporcu 1000 metrelik mesafede mücadele etti. Sıralama yarışlarının ardından start alan şampiyonada sporcular kıyasıya yarıştı. Yarışmanın sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi. Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Türkiye'de deniz kanosunun ilk faaliyetini Bolu'da icra ettiklerini belirterek, sporcularla birlikte yaklaşık 100 kişilik kafile Bolu Seben'de bulunuyor. Bolu'da ilk defa kano yarışmaları yapıldı. Burada yaptığımız yarışma deniz kanosu yarışması diye konuştu. Federasyon bünyesinde 4 farklı branşın olduğunu aktaran Kabakçı, durgun su, akarsu, deniz kanosu ve dragon boat kanosu, dragon ve deniz kanosu olimpik olmayanlar. Diğer ikisi ise olimpik branşlar ifadelerini kullandı. Şimdi Seben Gölü'nde bugün icra edeceğimiz yarışmalara 11 ilden 16 tane kulübümüz katılıyor. Yaklaşık 80 sporcu, antrenör, hakem vurduğumuz zaman 100 kişilik bir kafile burada Bolu Seben'de. Tabii Bolu'da ilk defa kano yarışmaları yapılıyor. Bizim burada yaptığımız yarışmalar deniz kanosu yarışmaları. Federasyonumuzda 4 tane farklı kano ile ilgili branşımız var. Durgun su kano, akarsu kanosu, dragon boat ve deniz kanosu. Bunların dragon ve deniz kanosu olimpik olmayanları. Durgun su ve akarsu ise olimpik branşları. Bizim burada yaptığımız deniz kanosu ise olimpik olmayan branşlardan bir tanesi. Şimdi burada baktığımızda Artvin'den, Maraş'tan, İstanbul'dan, Türkiye'nin çok farklı coğrafi bölgelerinden kulüplerimiz burada. Bundan daha evvelinde hep yarışmalarımız Bodrum, Marmaris, tatil yörelerinde yapılıyordu. Denizde yapılıyordu. Biz artık göreve geldiğimiz andan itibaren biz daha fazla kanoyu nerelerde tanıtabiliriz Anadolu'ya yayılmak için çaba ve gayretlerimizi göstererek ilk faaliyetimizi Bolu'da yaptık. Salim Özer, Özer mağazalarında fırsatlar bitmek bilmiyor. Özer mağazalarında yaz ferahlığını erken getiren şok KDV indirimi. Salim Özer mağazalarında en kaliteli mobilyaları en uygun fiyatlara bulabilirsiniz. Özer mağazaları 30 Eylül'e kadar tüm ürünlerde sürpriz KDV indirimiyle evinize yaz aylarının canlılığını getiriyor. En kaliteli mobilya ürünlerine yazı erken getiren KDV indirimiyle ulaşmak için sizleri Salim Özer, Özer mağazalarına bekliyoruz. Salim Özer, Özer mağazalarında her şeyin en iyisine layıksınız. Salim Özer mağazaları, Ankara Caddesi numara 87, telefon 0370 424 2736. Sporun ve sporcunun tek dostu Özer mağazaları spor haberlerini sundu. BRT Haber Merkezi'nce hazırlamış olduğumuz hafta sonu haber bültenimiz burada sona erdi. Gelişmelerle hafta başında tekrar görüşmek üzere. Mutlu tatiller dileriz.